Öncelikle içindekileri sayalım. Kullanacağımız malzemeler: kırmızı biber, kişniş, tat versin diye isot. İsot acı değildir, halkın bildiği aksine. Yeni bahar. Biraz tarçın koyacağız. Kimyon. Karabiber. Tuz. Bulgur. İnce bulgur. Dana, yağsız kıyma. Onu kullanacağız. Salça, biber salçası kullanıyoruz. 3 veya 4 dilim. 4 sarımsak. Yeşillikler. Maydanoz. Yeşil soğan. Sapı ve yeşil soğan. Bu da kuru soğan. Bir tane kesiyoruz. Öncelikle soğanlarımızı tepsimize atıyoruz. Tepsimizin herhangi bir özelliği yok. Bütün iş yoğurmakta geçiyor. Öyle tır tırtlı o gibi şeylere uğraşmıyoruz. Daha sonra sarımsaklarımızı koyuyoruz. Bu işlemden sonra baharatlarımızın bir kısmını atıyoruz ki karışımı sağlayalım. Buradaki et ve bulgur oranı çok önemli. Şu an bunların bir gereği yok. O yüzden bunları alıyorum. Birebir olmasında fayda var. 1 kilo ete 1 kilo bulgur koyuyoruz. Bunları en sonunda koyacağız. Sadece renk vermesi açısından. Şu anda yarı koymuyoruz. Birer kaşık salça koyacağız. Bu acı biber salçası. Bu domates salçası, yine birer kaşık, çok fazla koymuyoruz. Buradaki olay karabiberin en son eklenecek olması. Tarçının çok az koyacağız. Bu tarçını herkes koymaz. Biz sadece koyuyoruz. O da etin kokusunu öldürdüğü için. Bunlar da dediğimiz gibi yeni var ve kimi. Bunları sadece koyacağız. Bir daha koyalım. Baharatı mümkün olduğu kadar az koyuyoruz. Sadece ufak tat versin diye. Tuz buzluk koyduk. Çok az yine kişniş koyuyoruz. Bu da dediğiniz gibi hepsinin güzel bir tadı, aroması olsun diye. Yoksa herhangi biri baskın olsun diye istemiyoruz. Daha sonra da ilk yapacağımız elimizle karıştırıyoruz. Göz kararı sadece bütün baharatların birbirine girdiği, aynı renge, homojen bir dağılım olduğunu kanaat getirdiğimiz zaman o zaman kadar böyle yapıyoruz. Bu sadece önden soğanların ezilmesi için yapılan bir süreç. Bunu birkaç dakika yapıyor, çok fazla değil. Ondan sonra bulgurumuzu koyup soğanların ve sarımsakların tamamen ezilmesini sağlayacağız. Baharatlarımız, salçamız ve bulgurlar birbirine homojen dağıldıktan sonra etimizi içine atıyoruz. Buyurun, saf. Dana eti yağsız. İki çekim olacak. Daha sonra bulgur içine yediriyoruz. Buradaki bütün olay biberin sıcaklığıyla eti pişirmemiz. Korkulan aksine çok da acı olmasına gerek yok. Yeterli miktardaki et, yeterli miktardaki biberle zaten pişiyor. Yeşillikleri atıyoruz. Bunlar maydanoz, taze nane, ince kıyılmış tabii ki. Ve de yeşil soğanın, taze soğanın yeşil tarafları. Beyazlarını yine
beraber yiyoruz çiğ köfteyle. Bir 10 dakika kadar yine hep beraber yoğuruyoruz. Zaten yoğururken siz de göreceğiniz üzere homojen bir dağılım kendinden gerçekleşiyor. Önemli olan buradaki yoğurma tekniğinde bulgurun bulguru ezmesi. Sizin bulguru ezmeniz değil de elinize aldığınız bulgurun bulguru şu vaziyette ezmesi. Böylelikle memnun son arkadaşlar anlarlar. Tane boyutu küçüldükçe yüzey artar. Niye etli yapıyoruz? Halkımızın ağzı etli çiğ köfteyiz. Afiyet olsun. Haifa gardane lehav bejna zravi lehav haifa gardane lehav bejna zravi.